Gözlerinde söz talebi Sayın Kemal Bülbül'ün. Buyurun Sayın. Sorumluyuz. Ben böylesi bir erkeklikten istifa ediyorum. Ayıptır, utanç vericidir. Bu ne biçim erkekliktir, bu ne biçim insanlıktır? Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Genel Kurulu ve Komisyonu saygıyla selamlıyorum. Tabii müesses nizam, devlet olmanın gereği, ordu da gerekli bir kurum. Şu andaki müesses nizam içerisinde var olan bir kurum, olması gereken bu kurum. Lakin varlığı, işleyişi, görevleri, sorumlulukları, temsiliyeti, halkla ilişkisi, dış güçlere vesaire karşı nasıl ne yapacağı konusunda çok karmaşık, güvenlikçi ve bu güvenlikçilikten kaynaklı giderek bir güç zehirlenmesine giren ve giderek ne yaptığını, ne yapacağını bilmeyip eli ayağı birbirine dolaşan bir durum söz konusu. Bakınız, yani Türkiye kamuoyundan, kadınlardan beni bağışlamaları dileğiyle bu örneği vermek zorundayım. Ne olmuş dün Dersim'de bakın. Bu internete kendileri tarafından konulmuş bir şey. Polisler ve cami hocaları kendi aralarında konuşuyorlar. Türkiye'nin en çirkin kadınları nerede? Soruya şöyle cevap veriyor. Nazımiye ve Muş'ta. Şimdi bu internette tespit edilmiş. Tunceli valisi açıklama yapmış. Bunların açığa alındığını söylemiş. Dün Şırnak'ta ortaya çıkan, affedersiniz, rezaletin herkes farkında. Peki soruyorum, neden bu nefret suçları her dakika, her an bir yerden çıkıyor? Bir devlet görevlisi, cami hocası, bir güvenlik görevlisi nasıl böyle bir terminoloji kullanır? Utanma, sıkılma, hukuk, adalet, yasa, hepsi darmadağın, hepsi bir yerde. Ve bunlar güya güvenlik getirecek, güya iman getirecek ve güya buna sorumluyuz. Ben böylesi bir erkeklikten istifa ediyorum. Ayıptır, utanç vericidir. Bu ne biçim erkekliktir, bu ne biçim insanlıktır? Böyle bir şey olabilir mi? Her an taciz, her an tecavüz, her an suçlama, her an bir nefret dili, her an bir nefret suçu. Buradan sizi bir şeye mahkum etmek için konuşmuyorum. Bir hakikati ifade etmek için konuşuyorum. Kimseyi sen kötüsün, yapamazsın değil. Sayın Muş, yapabilirsiniz, becerebilirsiniz. AKP grubu bunu becerebilir. Hep birlikte bunu becerebiliriz. Bu ülkede ölümün, kanın, gözyaşının olmadığı, acının olmadığı, inançların eşit, halkların özgür, dillerin rahatlıkla konuşulduğu, herkesin ana dilinde eğitim yaptığı ama adımızın Türkiye olduğu bir tabloyu yapabilme beceri ve basiretimiz vardır. Bizde bu var. Bunu konuşalım, bunu tartışalım. Kapanmasın bu yol. Hakkın, adaletin, barışın, toplumsal çözümün yolu kapanmasın. Laf atmak kolaydır, karşılık vermek kolaydır, suçlamak kolaydır. Mesele çözüm bulmakta. Mesele silahlı